aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Biz de onların uyarılarını yinelemiş ve hepinizi tedbirli olmaya davet etmiştik. Ardından kısıtlamalar geldi. Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması gerekti. Yaşlarımız ve çocuklarımız aylarca eve kapandı. Onca insan, onca sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz mı? Gerçekten istersek koronavirüs tedbirleriyle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. Aksi halde kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümüne veda etmek zorunda kalabiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Hayatı korumak için şimdi tedbirde birlik olma zamanı. Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yaşam Renkleri programıyla yine karşınızdayız. Değerli konuğum Profesör Doktor Hüsnü Pulukçu bizlerle koronavirüs ve enfeksiyon hastalıklarını konuşacağız. Bugün hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aslında ben epeydir kabul etmiyorum televizyonlara çıkmayı ama hem de eylemin vasıtasıyla sizinle tanışıp yeniden merhaba demek isterim insanlara. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? 99 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıklarındayım. Tabi asistan olarak başladım. Şimdi profesör olarak devam ediyorum. Epeyce uzun bir zaman oldu. Evet. Değişik hastalıklarımız var ama biliyorsunuz enfeksiyon hastalıklarının hem tanınması hem de olayın damga vuran koronavirüsün pandemiyle ortaya gelmesi oldu. Daha önümüzde neler var bilmiyoruz. Bir başka pandemiler de görebiliriz ama bu pandemi bize epeyce bir ders çıkartan dönemlerden birisi oldu. Evet, koronavirüs hastalığı diyoruz. Virüs olayı nedir? Nereden çıktı hocam? Şimdi farklı farklı canlılar var enfeksiyon hastalıklarına yol açan. İşte bakteriler var, işte virüsler var, mantarlar var, parazitler var. Bunların her birinin mekanizması ayrı ve bunlar için kullanılan ilaçlar ayrı. Virüsler bunların içerisinde en değişik olanları. Çünkü kendilerinin enerji üretecek yapı taşları yok. Bir canlının, tabii bitkilerinde var, hayvanların da virüsleri var, işte bizimki de aynı şekilde. Bir canlının hücresinin içerisine girdikten sonra kendi genetik yapısını içeriye atarak o genetik yapı vasıtasıyla diğer yapı taşlarını ürettiriyor ama bizim vücudumuzu üretiyor. Yani bizim vücudumuzu köle olarak kullanıyor. Bizim enerjimizi kullanıyor. Bu sırada yürüyüp çok miktarda virüs yapıp hücreyi patlatıp öldürerek dışarıya çıkabildiği gibi bazı enfeksiyonlarda süregen devam eden enfeksiyonlar oluyor bunlar. Onlarda da zarftan bir parça alarak dışarı çıkarıp
kendi yaşamına devam ediyor. Hücreyi öldürmüyor ama o sırada. Böyle değişik şeyleri var. Ve bunların da bize yaptırmasına rağmen onları engellemeye çalıştığımız farklı basamaklarda kullandığımız ilaçlar var. Ama bunlar kesinlikle hepsi birbirinden farklı tedavi yöntemleri. Bakteriler için başkadır, mantarlar için başkadır, virüsler için bambaşkadır olay. Peki parazit, virüs, bakteri gibi hastalıkların arasında farklılıklar var mı? Tabii ki her birinin yaptığı enfeksiyonlar farklı. Benzer şeyler yapabilirler ama mekanizmaları farklı. Bunların önlenme mekanizmaları da farklı, iyileştirme mekanizmaları da farklı. Dediğim gibi virüsler bunların içerisinde bambaşka. Koronavirüs ise bugüne kadar hayatımızı en çok değiştiren virüs oldu. Çünkü bu konuyla ilgili olan bütün ezberlerimizi bozdu. Biz dersi anlatırken işte atıyorum kızamık virüsü girer, şöyle 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 döküntüler yapar, şu kadar sürer, işte zatüre yapar, şu kadar kısımda zatüre yapar ama öldürücülüğü bu kadardır der, geçerdik. Aşı yaptığımızda da aşının koruyuculuğu %75'tir falan dersiniz, kullandığımız bazı destekler vardır dersiniz, biter. Nasıl bulaştığını, ne kadar olduğunu biliyorsunuz ama bu virüs öyle bir şeyler yaptı ki, kime, ne kadar, nasıl bulaştığı ile ilgili hala polemikler var. Süreci de biliyoruz. Evet, tedavi ile ilgili hala polemikler var. Yani bizim bütün ezberlerimizi bozmuş durumda. Mesela isterseniz nasıl bulaştığı ile ilgili konuşalım. Tabii. Ne diyoruz? Damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani şu anda sizde virüs varsa, bende de varsa, şu ortam havalanmıyorsa eğer, 15 dakikadan uzun süre ortamda beraber böyle kalmamız, evet, birbirimize bulaştırmamız için yeterli. Ama gördük ki bu Nisan olayındaki market olaylarından sonra biliyorsunuz herkes dışarı fırladı, elini burnunu kapatanlar falan. Yani 95 maske diye onun dalgaları çıkmıştı, güzeldi. Evet. Anlık karşılaşmalarda böyle aman bir bulaşma görmüyoruz. Yani bir miktar gerçekten yakınlaşma gerekiyor ve bir süre olması gerekiyor. Fakat böyle oturduk, maskelerimizi taktık, siz de taktınız, ben de taktım. O zaman bulaşma oranları çok 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 düşüyor, %3'lere düşüyor. Böyle söylüyoruz. Evet. Ancak mesela benim kendim takip ettiğim epeyce bir hasta var ki eşlerine bulaşmadı. Aynı kendisi evden, hasta. Tabii aynı evde yaşıyor. Eşine bulaşmıyor, çocuğuna bulaşmıyor ya da bunları açıklayamıyoruz. Neden, nasıl olduğunu. Bunlarla da ilgili çalışmalar başladı. Biz de yapıyoruz bir grup bir şey. Gen farklılıkları olabilir. Reseptör dediğimiz virüsün tutunduğu yapıların farklılıkları olabilir ya da sayıca azlığı olabilir. Bunlardan dolayı bazı insanlar bu hastalığa yakalanmıyorlar. Peki bağışıklığı güçlü olabilir? Hani güçlülükle hiç alakası yok. Olabilir. Sizin bağışıklığınız güçlü, bunu yendi diyemiyoruz. Çünkü dalyan gibi hiçbir sıkıntısı olmayan, altta hiçbir hastalığı olmayan insanlar da hastalığı çok ağır geçirebiliyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Her ne kadar oran düşük olsa da. O yüzden bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Yani bunun bağışıklığı iyiydi, bu atlattı değil. Aksine yazılara bakarsanız kanser hastalarıyla yapılmış bir çalışma var. Onlardaki ölüm oranı normal diğer insanlardaki ölüm oranından daha düşük. Normallerde %3,5 iken kanser hastalarında ölüm oranları %1,5'a kadar düşüyor. Bu da şeyi iptal ediyor. Yani immün sistemi kuvvetleri iyileşti olayını. İptal ediyor. Böyle bir şey halk söyleyemiyoruz. Halk arasında böyle konuşuruz. Hayır, böyle hocam. Bir şey yok. Hani bağışıklığımız güçlü olsun. Bakteriler için ve diğer virüsler için evet ama koronavirüs için böyle bir şey olmadığını anlamış bulunuyoruz. Peki yaş sonra. Sınırlaması? Yaş sınırlaması değiştiriyor. Ölüm oranlarını daha önce de videolarda paylaşmıştım ben. Herkes oradan artık biniyor neredeyse. Evet. 50 yaş altında %2, 50-65 arasında %3, 65 yaşın üstüne çıktığınızda %15'e çıkıyor. Ama ben olaya böyle bakmak istemiyorum. Ben tersinden bakıyorum olaya. 50 yaşın altında 1000 kişiden 998'i hiçbir şey olmadan iyileşiyor. 50-65 yaş arasında 100 kişiden 97'si iyileşiyor. 65 yaşın üstünden de 100 kişiden 85'i iyileşiyor. Olaya böyle bakmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü iyileşen taraf daha yüksek. Ama bakın 50 yaşın altındasınız. Evet. Altta yatan başka bir hastalığınız yok. Sizin için olay %2'dir. Ancak sizin başınıza geldiği zaman sizin için %100'dür. Şimdi gencecik bir doktor beyimiz yoğun bakımda halen daha. Parametreleri normale dönmeye başladı. İnşallah kurtulacak. İnşallah. Ama sonunu
bunu düzeltmek zorunda kaldık. Entübe edildi, yani cihaza bağlandı. İşte bakın 27 yaşında gencecik doktor bey, bir şey olmayacak diyorsunuz, olabiliyor. Evet. Peki hocam, COVID-19 için semptomatik hasta nedir, asomptomatik hasta nedir? Şimdi şöyle, aslında asemptomatik kişilere hasta demiyoruz. Öyle mi? Hasta belirtili insanlar. Ateşim var, kas ağrım var, öksürüğüm var, kuru öksürüğüm var gibi şeyler söylüyorsa da, işte koku almam kayboldu gibi şeyler söylüyorsa, evet bu hastadır. Ama hiçbir şey yok, almışız örnek, rastlantısal, bu asemptomatik taşıyıcıdır. Diğer virüs hastalıklarında da böyle görüyoruz. Hı hı. Ama tabii bunları şimdi saptadığımız sayıyı belirtirken, bence bu yok hastadır, bu taşıyıcıdır bilmem de, saptadığımız pozitif kişi sayısı budur kardeş. Bunun hani hastaydı, entübeydi bilmem ne diye ayırmanın çok mantıklısı bana mantıklı gelmiyor. Hı hı. Sayı belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi kaç kişi bu virüsü taşıyor? Onu belirtmeye çalışıyoruz aslında. Ve piyasada bilmediğimiz, taşıyıcı olduğunu bilmediğimiz, virüste enfekte olduğunu bilmediğimiz bir dünya insan var. O belki yüzden, de kendileri de bilmiyorlar. Tabii kendileri de bilmiyorlar. Evet. Benim son dönem böyle çok şeylerim oldu. Şimdi yurt dışına çıkışlar için biliyorsunuz zorunlu. Evet. Bir ücret yatırılıyor. Devlet bu ücreti almadan kesinlikle testi yaptırmıyor, onu söyleyeyim. Hani gelip de vay siz yapmıyorsunuz diyenlere buradan selam. Devlet onu parasını almadan kesinlikle yaptırmıyor testi. 250 lira bir ücret yatırıyorsunuz. Ondan sonra örnek alıyoruz. Cillop gibi insanlar bunlar. Yurt dışına gidecek adam, gezmeye gidecek. Evet. Kaç tanesinin örneğini ben aldım. Akabinde bizim çalışan sağlık güvenliği merkezinden hemen bize başhemşire anlıyor. Doktor beyin örnek aldığı şu 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 kişiler pozitif çıkmış. Doktor bey temaslı mı? Ona göre işlem yapacağız diye. Yani örnek aldığım bir dünya insandan pozitiflikler geldi. Hiçbir sıkıntıları yokken. Hatta bir tanesi arkadaşımın bir tanıdığıydı. Onu gördüm, dedim ki Amerika'ya gidecekti. Ya yani çok komik oldu, iyilik yapayım diye aradan almıştım falan böyle. Gidemedi. Böyle çok insan var, bilmediğimiz insan. Hakikaten taşıyıcı olduğunu bilmediğimiz insan var. Peki tedavi için neler yapıyoruz hocam? Çok güzel, zurnanın zırt dediği yere geldik. Olayın başından beri, Mart'ın 11'inde Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Evet. Ondan önce Çin'de epeyce bir olgu, Avrupa'da epeyce bir olgu oldu ve bir takım ilaçlar kullanıldı. Bunların polemikleri de oldu o dönemde. Evet. En başta hidroksiklorokin, hatta hidroksiklorokin duyuldu, eczaneler yağmalandı onu alacağız diye. Ben o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Hidroksiklorokin immün sistem düzenleyici, romatizmal hastalıklarda kullandığımız, aynı zamanda parazit hastalıklarında kullanılan, sıtmada kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Virüsle ilgili aman aman bir kinetiği yok. Bunun burada etkinliğini olduğunu zannetmiyorum, olmayacaktır dedim. Nitekim bir miktar sonra hidroksiklorokinle ilgili çok miktarda yazı çıkmaya başladı. Bir grupa tamam biraz etkinliği var derken, çok büyük bir grup hayır yok dedi. Daha bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yazısı var. 103 bin hastada yapmışlar şeyleri. Son dönemde kullanılan bütün ilaçların ölüm üzerine etkisini gösteren bir çalışma. Hidroksiklorokinin hiçbir etkinliği yok. Zaten ben de bir dünya hastaya aynen şöyle söyledim. Bakın, Sağlık Bakanlığı bu ilacı veriyor ücretsiz. Evet. Ben olsam kullanmam. Ama kullanmak istiyorsanız ben size bunu vereceğim. Devlet veriyor. Tabii ki ben kullanmam diyorum başında. Ama istiyorsanız size bu ilacı vereceğim. Böyle kullanılıyor. Bence bir etkinliği yok. Siz bilirsiniz. Yüksek dozda veriyoruz çünkü, toksik doz. Bir dünya yan etki gördük bununla ilgili. Ben olsam kullanmam diye başında söyleyerek isteyenlere verdim. Çok az miktarda insan ben alayım dedi. Bir dünya insan almadı ilacı. Benim yani en az 90 kişi var böyle takip ettiğim, ilacı almadan ayaktan geçirdikleri. Nitekim bu Dünya Sağlık Örgütü'nün son yazısındaki şeyde diğer ilaçlar için de benzer şeyler söyleniyor. İşte favipiravir var kullandığımız, remdesivir var, Amerikan ilacı. Kiveis'te kullandığımız bir takım ilaçlar da vardı. Onları da koymuşlar. Herhangi bir tedavi için kullanılan bu antivirallerin herhangi birinin ölümü azaltma üzerine etkisi yok. Evet, belki hani yoğun bakımdan çıkmaya yardımcı olabilir ya da yoğun bakıma düşmenizi bir parça engelleyebilir. Klinik toparlanmaya bir parça yardımcı olabilir ama ölüm oranlarını değiştirmiyor. Ölecekseniz ölüyorsunuz. Bu bunu gösteriyor. Ama tabii ki hani elde olan şeyleri kullanmaya çalışıyoruz ama asıl olan burada başından beri bizim de diğer klinik branşlarla beraber yaptığımız olay destek, hastanın gidişatını toparlamaya çalışmak,
solunumu kötüye gidenleri desteklemek. Bu konuda çok şanslı hastanelerden birindeyiz. Bir sürü yerde tartışmalar, kavgalar varken biz göğüs hastalıklarıyla çok feci uyumlu çalışan bir enfeksiyon hastalıkları kliniği. Zaten altı üstlüyüz. Üstelik benim arkadaşımın eşi göğüsçü, onların içinde enfeksiyoncu eşi olanlar var falan. Böyle biz bir aile gibiyiz ve hiçbir sıkıntı yaşamadan bunu devam ettirdik. Hastanemizde de bazı branşlar bize çok yardımcı oldular. Fizik tedavi kliniği, gastroenteroloji kliniği gibi. Acil zaten deli gibi çalışıyor durmadan. Ama hepsiyle beraber koordineli güzel bir çalışma şeyi giriyor. Her ne kadar arada tabii ki bazı polemik konular çıkmış olsa da çalışma düzenimiz iyi. Destek olayına hep beraber, hep bir koldan devam ediyoruz. Ama şu anda kullanılan ilaçlarla ilgili maalesef şu çok iyidir diyebileceğim herhangi bir şey yok. Biz bağışıklık sistemimizin çok hızlı virüste dolu hücrelere saldırıp ortalığı perişan etmesini engellemeye çalışıyoruz. Şu andaki olay bundan ibaret. Şöyle tarif etmeye çalışayım. Bakın şimdi bir tane haber aldınız. Evet. Şu binada, şu katta teröristler var diye. Şimdi gidip çok etkin, kalifiye kişilerle oraya basıp o 3-5 teröristi ele geçirmek mi çevreye daha çok zarar verir? Yoksa şurası, hadi bakalım oraya bir bomba atalım, bir roket atalım, orayı bir şeyle dağıtalım, yerle bir edelim. Altı çöker, üstü çöker, çevreler gider. Tabii. Şu anda koronavirüste bizim immün sistemimizin kliniği kötü giden hastalarda yaptığı bu. İmmün sistemimiz direkt virüsün olduğu hücrelere çok kötü biçimde saldırıyor. Bomba atıyor, roket atıyor, ortalığı perişan ediyor. Yani halbuki tek tek yakalayabilecekken. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz şu anda. Oraya bomba atmayalım diyoruz. Evet. Bunlarla çok da hakikaten toparlanan hastalar var. İyi gidiyor bazen klinikler böyle. Buna çabalıyoruz şu anda. Çok etkin bir ilacımız yok. Ama bununla birlikte yani tamam çok etkin bir ilacımız yok. Eyvah kötüyüz. Yakalandık mı böyle. Zaten kendi kendine bakın %95 kendi kendine iyileşen bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Bu çok çok kötü bir pandemi değil. Bizim daha çok korktuğumuz pandemiler var. Olabilecek pandemiler var. Mesela ne? 2009'da biliyorsunuz domuz gribi salgını oldu. Evet. Ne kuş kadar insana gribi, bulaşmıştır? Toplumun kaçına bulaşmıştır? Evet hocam. %95'ine bulaştı toplumun. Ama semptomlu ama semptomsuz. Toplumun %95'ine bulaştı. Öldürücülüğü nasıldı? %1'in altındaydı. Evet. 2007-2009 arasında Türkiye'de kuş gribi de oldu. Hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum hatta. Kaç kişi de oldu? Yumurta yemedik, tavuk yemedik. Aynen. Temasla bulaştığı gitmedik, için. Evet. 12 kişi de oldu Türkiye'de. Dünyada daha başka sayılar da var. 6 kişi öldü. Yani bulaştırıcılığı %1'den az, çok düşük. Evet. Fakat öldürücülüğü %50. Şimdi düşünün, bu iki virüs aynı yerde. Çoğalırken bunların genetik maddeleri birbirine karışabiliyor. Aynı hücre içerisinde. Yeni çıkacak virüs, domuz gribinin bulaşıcılığını, kuş gribinin de öldürücülüğünü alırsa, toplumun %95'ine ulaşacak ve bunların %50'sini öldürecek demektir. Pandemi aslında fena pandemi bu. Yani korkulan, hep Sağlık Bakanlığı'nın da üzerinde çalıştığı, sürekli bir nereler yoğun bakım olur, nereleri hastanelere çevirir, hangi stadyumları diye her sene grip pandemi planı yapılıyor. Sebep bu. Bu kadar kötü bir pandemi olabilir diye. Seyretmediyseniz Salgın diye bir film var. Seyretmedim. Contagion diye yazılıyor baştaki C. Orada böyle bir salgını anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir film. Onu seyretmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki o filmde olan bütün panik olayları bu pandemide de oldu. Benzer şeyleri yaşadık. Yağmalanmalar oldu, marketler yağmalandı, ilaçlar yağmalandı. Sahte ilaçlar çıktı. Yok sumaktır, yok bilmem nedir falan. O filmde bunların hepsi var. Bunları bir bir yaşamış olduk burada. İlaçlarımız böyle ama yeni ilaçlar da yolda geliyor. Biz 1-2 ay sonra yeni bir antiviralin çalışmasına başlayacağız. Amerikan kaynaklı ilaçlardan bir tanesi. Bir odur. Bir de hali hazırda yürümekte olan 6 tane falan faz 3'e geçmiş aşı çalışması var ki birine biz bugün başladık. Acil Anabilim Dalı Başkanımız ilk gönüllümüz oldu. Onu aşıladık. Onkolojiden bir arkadaşımız geldi. Onu aşıladık. Biz de bugün başladık bu çalışmaya. Bu aşılardan bir tanesi etkili olacak. Yani en azından tecrübe üzerinden koruma sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani ilaç geliyor, aşı geliyor o kadar da hemen böyle aman
olmayacak, bitmeyecek vesaire falan gibi bir enseyi karartma durumumuz olmasın diyorum. Evet evet, ben size aşılar ne durumda diye soracaktım. Faz 3 çalışmaları diye söylemler duyuluyor. Evet, faz 3 çalışması, bu 6 tane falan aşı var yürümekte olan. Şimdi evet. Faz 3 çalışması şu demek. Hayvan deneyleri kısmını atlatmış, evet. Az bir sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan gönüllüyle de bir takım çalışmalar yapılmış ve şimdi geniş grupta etkinlik ve güvenlik çalışmaları yapılan kısma gelinmiş demektir. Tabii insanlar buradan korkuyor, denek miyiz biz tarzında. Evet. Faz 2'yi geçtikten sonra faz 3'te çok nadiren sıkıntılı durumlar olabiliyor. Şimdi biz Çin'in aşısını mesela şu anda uyguluyoruz. Çin'de 85 bin kişiye yapılmış, Brezilya'da 6 bin kişiye yapılmış, İndonezya'da 1000 kişiye, bizde de bayağı bir 300'ü geçti şu anda. Kimse de güvenlik açısından bir sıkıntı yok. Bunlar gönüllü mü oluyor hocam? İki kere yapılıyor, 14 bin arayla. Tabii gönüllülere yapıyoruz. Şu anda sağlık çalışanlarına yapıyoruz çünkü elimizde henüz o kadar şey yok. Ama 1-2 ay sonra daha çok miktarda gelince normal sağlıklı insanlara da yapmaya başlayacağız. Şimdilik sağlık çalışanlarına. Ancak burada şöyle bir handikap var. Faz 3 çalışmasında bir gruba evet ilacı ya da aşıyı veriyorken bir gruba da buna çok benzeyen ama aşı olmayan başka bir şey yapıyoruz. Plasebo diyoruz buna da. Hani mesela vitamini hastalara evet. Şunu alsan ağrını kesecek diye. Hiçbir şeyin kalmayacak. Aynen onun gibi. Plasebo yapıyoruz ama aşı çıkmamış oluyor tabii bu vatandaşa. Fakat bunu çok güzel dizayn ettiler. Sağlık Bakanlığı'nda müdahalesiyle muhtemelen 600 kişi tamamlandıktan sonra Türkiye'deki sağlıklı gönüllülerde kendisine aşı çıkmayanlarda aranıp onlara da gerçekten aşı yapılacak. Hani bu 1-2 ay içerisinde onlar da aşısı kalmayacak. Yani plasebo çıktı dediğimiz grupta tekrardan çağrılıp size plasebo çıkmıştı, aşılayacağız sizi, gerçek aşı yapacağız diye. Onların öbür çalışmalarda böyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Plasebo çıktıysa size kimse size plasebo çıktı sonra aşılayacağız demez. Bu çalışmada öyle bir şey var. Onun için rahatlığı var şimdi içimizde. Umarım yani güvenlikten sıkıntı yok. Etkinlik yönünde de başarılı olur. Biz de bu aşıdan faydalanırız. Evet. Şimdi önümüz kış, kışa yaklaşıyoruz. Ekim'in son aylarında, günlerindeyiz. Nasıl korunacağız hocam? Kış geliyor, koruma yöntemlerini öğreniyoruz. Şimdi birazcık Ağustos'un sonuna doğru Ekim başlarında bizim hasta sayılarımız azaldı. Hatta bir kliniğin birini tekrardan kapattık. Fizik tedavi kliniğini, başhekimlik geri verdi fizik tedavicilere. Sağ olsun onlar bize çok destek oldular. Şimdi kendi hastalarını yeniden yatırmaya başladılar. Sadece enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, bir de yanık birimi dediğimiz orada izole odalar var. Bölümde hasta kabul ediyoruz. Şu anda durumumuz iyi. Sabit gidiyoruz. Artmadı. Ancak önceki haftalardaki azalışa paralel bir şey yok. Şu anda sabitlendik. Benim korkum şu. İzmir için söylüyorum. Tekrardan öbür illeri tevdi ederim bazen. Çünkü şeyler geliyor. Hocam Ankara böyle ya da işte Batman şöyle falan gibi. Ben yorumlarımı genelde İzmir üzerinden yapmaya çalışıyorum. Bazen diğer illerdeki arkadaşlarla da konuşup orada da böyle böyleymiş gibi şeyler de söylüyorum ama genelde söylediklerim İzmir için. Bu saate kadar biz rahat, hep dışarıda, açık ortamlarda bir araya geldik. Evet. O yüzden sayılarımız böyle çok çok yükselmedi. Ama şimdi havalar soğumaya başlıyor. Biz Ekim'in sonunda kapalı ortamlara girmeye başladığımızda olgu sayılarımız artabilir. Ki bunu da bekliyoruz gerçekten. Üstüne üstlük sadece korona değil, grip sezonu geliyor. Tabii, arkasından diğer virüsler de var. Solunum yolunu enfekte eden epey bir virüs var. Adenovirüs, parainfluenza, rinovirüs, PSV dediğimiz böyle bir sürü virüsler var. Bunlar birlikte olurlarsa ne yaparlar koronayla beraber? Bu konu hakkında çıkan bir şey yok. Biz göreceğiz. Bazen de şöyle oluyor. Bir virüs sizi enfekte ettiği zaman diğer virüs gelemiyor içeriye. Engelliyor bir şekilde diğeri. Böyle bir şey mi olacak acaba? Bunu da öyle göreceğiz. Evet. Ama bu kış birazcık böyle sıkıntılı olacak bizim açımızdan. Belki inşallah aşının koruyuculuğu olur, oradan birazcık yırtarız. Ama önemli olan şu kış ortamına girerken, kapalı ortamlara başladığımızda önlemlerimizi maksimum düzeye almak. Bakın tamam, çok büyük bir ihtimalle hasta olduğunuzda iyileşeceksiniz. Evet. Ama o küçük grubun içerisine düşerseniz de olay sizin için %100'lük
dilime girmiş oluyor. Bu kadar yeni ilaçların gelmesi ve aşının bulunmasına bu kadar yaklaşmışken o ufak dilim içerisine girip de hayatınızı kaybetmeye değmez. O yüzden önlemlerimizi almakta fayda var. Ne yapacağız? Bakın böyle oturacağımız bir yerde kapandı her taraf. Evet. O zaman maskemizi takacağız. Ya bunun öyle bir güvenilirliği yok. Yani iki tarafta maske takacak. Sadece siz değil, sizin tek başınıza takmanız şeyi kurtarmaz. İki tarafında maskeyi takması gerekiyor. Normal cerrahi maskeler yeterli, bez maskeler de yeterli. Yeter ki düzgün kapatsın, ağzınızı burnunuzu içine alsın. Bunlar yeterli. Mesafe çok önemli. Hele açık ortamda mesafeyi ayarladığınız zaman 1,5-2 metre aralığı oturduğunuzda maske takmadan bile oturabiliyorsunuz. Tabii, yemeklerimizi, şeylerimizi öyle yiyoruz değil mi? Ama kapalı ortamdaysak o zaman bu maske ve mesafe olayını çok çok iyi uyguluyor olmamız gerekiyor. Klimalar da etkili mi? Klimalar açısından tehlikeli. Soğutma işlemi %70 içerideki havayı alıp veriyor. Bu da şu demek, içeriye siz virüs verdiğiniz zaman klima bunu alıp tekrar sizin üzerine üfleyecek demektir. Klima ayarlarının tamamen dışarıdan temiz hava almaya şeklinde değiştirilmesi gerekir. O olabilir. Ama zaten hani doğalgazda ısınma olayın içine girecek. Oradan birazcık yırtacağız. Klimaları çok kullanmayacağız yine. Evet. Klima kullanmak zorunda kalırsak eğer ki havanın tamamını dışarıdan almıyorsa ve böyle kalabalık bir grupla berabersek o zaman mecbur kapı pencere açmak zorundayız. Havalandırmak zorundayız. Peki takviye ilaçlar almalı mıyız hocam? Benim en çok merak ettiğim soru bu. Hani vitaminler vardı ve bu aralar çok popüler oldular. Çok sorular, en çok soru buradan geliyor. Ne yaparsak bağışıklığımızı arttıralım diye. Yani bağışıklığı arttırma diye çok aman aman bir şey yok, onu söyleyeyim. Yani sizin yapınız neyse öyle devam eder ama bazı katkı maddeleri bizim hücrelerimizin aktivitesini birazcık arttırabiliyor. Çok güçlendirmek değil de aktiviteyi daha hızlandırmak denilebilir. C vitamini bunlardan bir tanesi. Günde 1 gram almayı ben öneririm. Gene İzmir için söylüyorum. Bizim kış sezonumuz Ekim'de başlıyor. İşte Ekim'in ortalarından. Ekim'in ortalarından Mayıs'ın ortalarına kadar D vitamini almayı da öneriyorum. D vitamini immün sistemi en iyi toparlayan şeylerden bir tanesidir. Ve her ne kadar güneşli bir ülke olsak da birçok insanda D vitamini düzeyleri düşüktür. Günde 5 damla şeklinde D vitamini almayı öneririm. 5 damla. Evet, arada bir çinko alınabilir. O da bağışıklık sistemini dürten ilaçlardan, takviyelerden bir tanesi. Bunun dışında özel ekstra yok. İşte hücre ekstrakları, beta glukandı vesaire çok falan. Çok fazla çıktı hocam. O kadar fazla ki. Keşke etkili olsaydılar da kullanabilseydik ama böyle bir şeyleri yok maalesef. Propolis'in bir parça şeyi var. Kullanılabilir. Zararlı etkisi de yok. Onu kullanabilirsiniz ama diğerleri maalesef aman aman etkinliği olan katkı maddeleri değiller. Boş yere çok para vermenizi önermem. Onun yerine kolajen için. Çiftliğin tabii onları toparlamamız lazım. Evet. Peki gıdalar hocam, hani gıda tavsiyesi yapabiliyor musunuz? Gıdalar, gıdalarla ilgili olarak bir şey yok. Bugüne kadar hep bir sürü şey suçlanıyor, aklanıyor vesaire. Evet. Bakın insan vücuduna girdikten sonra o gıdanın ne hale geldiğini doğru düzgün aslında bilen kimse yok. Ne alt ettiğini bilen de yok. Tabii ki sağlıklı beslenmek adına karbonhidratı azaltmak immün sistemin aktivitesi için iyi bir şeydir. Zaten rahatladığınızı hissedersiniz. Bakın ne kadar olsa da sabah kalktığınızda bir ağırlık hissi oluyor. İnsanların eklemleri daha geç devreye giriyor. Bir takım ağrılar olabiliyor. Karbonhidratı kesin. Bunların hepsinin azaldığını göreceksiniz. Yani Canan Hoca'nın söylemlerine çok kızıyorum dönem dönem ama bir tek bu karbonhidrat konusunda gerçekten haklı. Ekmek öldürür diye bir fotoğrafı vardı. Gerçekten haklı. Ama diğer söylemlerinde çok saçma şeyler var. Onun için de ekstra bir şey demek istemiyorum. Peki hocam. Kelle paça dedi biliyorsunuz. Evet söyledi. Kelle paça. Yani bir kısım arkadaş bize bulaşmaz dedi. Yani yok mu hocam? Yani güçlü bir hani koruyuculuğu yok mu? Hayır, virüs için hiçbir şey yok maalesef. Ama çok güzel kolajen içeriyor. Cildi gayet güzel toparlar. En azından oradan da aynısı var. Peki grip ve zatürre aşısı olmalı mıyız? Bizim şu pandemiden en iyi kazandığımız şeylerden bir tanesi bu. Zatürre aşısını insanlar
Bilmiyordu da olmuyordu da biz çok uğraşıyorduk gerçekten. Bir sürü kliniklere haber gönderdik, bu riskli grubun aşılanması gerekiyor diye. Bu bir bakteri için yapılmış aşı. Covid ile hiçbir ilgisi yok. Tüm dünyada zatüre akciğerin iltihabı demektir. Evet. Covid'in zatüresi ayrı. Pneumokok dediğimiz bakterinin zatüresi ayrı. Kızamık da zatüre yapar, demin söylediğim gibi. Grip de zatüre yapar. Zatüre oradaki akciğerin iltihaplanması demek. En çok zatüreye sebep olan etken pneumokok dediğimiz bir bakteridir. Özellikle bu risk grubundaki, koronavirüsün risk grubuyla aynı aslında, hem de yaşlılarda bu bakterinin yaptığı zatüre de ölümcül seyredebiliyor ve bizim bunları korumak için aşılamamız gerekiyor. Aslına bakarsanız. Biz buna uğraşırken, şimdi koronavirüs zatüre yapıyor denince, zatüre aşısı varmış deyince insanlar bunu akın ettiler. Ama nedir? Biz hiç değilse kendi riskli grubumuzu bu açıdan koruma altına almış olmaya başladık. Aşı oranlarımız çok yükseldi. Eğer riskli grup hala zatüre aşısında olmadıysa pneumokok için olmasında fayda var. Aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, aşı ünitesi olan hastaneler bizim gibi bu aşıları yapıyorlar. Devlet ücretsiz olarak veriyor. Grip aşısına gelince en çok polemik yapılan, bugüne kadar işte olmayız bilmem ne falan olan aşı bu. Ancak demin de söylediğim gibi griple korona birlikte olduğunda ne yapacak, ölüm oranını arttırır mı, nereye getirir onu bilmiyoruz. O yüzden riskli grubun, özellikle riskli grubun mutlaka grip aşılarını yaptırıyor olması gerekiyor. Biz de yaptıracağız ama muhtemelen bu sene, geçen sene de böyle oldu. Satın alınan aşı miktarı sayı olarak düşük. Bulabilirsek yapacağız. Umarım bulabiliriz. Evet, sayı yani bulamam. Evet, sayı çok düşük. Evet. 30 milyon doz gerekiyor. 1 milyon doz gibi bir şey gelecek zannedersem. Bulursak olacağız tabii ki. Riskli grup o yüzden bir an önce eczanelerine haber verirse bana mutlaka bu aşı lazım diye. Peki aşılanmak gerekiyor. Yaşlılar tabii. Var mı? Yani, 55 yaşın üzerindeki herkesin olması gerekiyor zaten. Peki zatürre aşısı COVID-19'un yaptığı zatürreyi önlüyor mu? Hayır hayır. Öyle bir şey olsaydı zaten herkes zatürre aşısı yapardık. Böylece COVID'in öldürmesinden kurtulmuş olurduk. Öyle bir şey yok. Zatürre aşısı dediğim gibi pneumokok bakterisinin zatürresini engellemek için hazırlanmış bir aşı. Anlıyorum. COVID'le hiç alakası yok. COVID'le alakası yok. Peki COVID virüs hastalığını, hani biz evde olan insanlar, vatandaş ne yapmalı? Şöyle bir toparlarsak hocam. Şimdi dedim, başından da hep şeyi söylüyorum. Bir virüs hastalığı kendi kendine geçecek, iyileşecek bir hastalık bu. %90 üzerinde böyle. Biz %10'luk bir grupla uğraşıyoruz. Ağır pneumoniyle, orta pneumoniyle. Bunların da işte %3-3,5 kaybediliyor maalesef. Büyük ihtimal kendi kendine geçecek bu. Ama tabii ki biz sizin kliniğinizin ne durumda olduğunu bilemeyiz. O yüzden görmemiz gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi biri olduğunda acil servislere başvurup orada değerlendirilmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, her ne kadar bende bu vardır yoktur gibi düşünceler olsa da bu herkeste vardır gibi düşünüp mutlaka koruyucu önlemlerimize uyuyor olmamız gerekiyor. Diğer taraftan da korku olayından kurtulmamız gerekiyor. Acayip bir anksiyöz durumlar yaşayabiliyoruz. İnsanlar öyle şey ki arıyor. Benim sabahleyin koku duyum kayboldu. Hiç kolonya kokladım, duyamıyorum. Ya da koku duyum açıldı diyenler var. Gelirsin diyorum. Gel örnek alacağız o zaman şeyde. 2 saat sonra tekrar. Hayır, açıldı, duyuyorum. Bu tamamen panik olayı. Yani koku gidip sonra tekrar geri gelmez, böyle bir şey yok. Tamamen böyle psikolojik anksiyöz durumlardan kaynaklanıyor. Ya da işte çok feci kas ağrım var. Duramıyorum. Ama vallahi önüne ilgi çekecek başka bir şey koy, o ağrıyı unutuyor. Hastaysanız o ağrıyı unutun. O ağrı gitmiyor hiçbir yere. Bu anksiyöz durumlardan kurtulmamız lazım. Hani hafifsek eğer, sonunla ilgili bir sıkıntınız yoksa aman aman çok da böyle ortalığı kurcalamaya, oraya gideyim, buraya gideyim, o da bakılsın, örnek de alınsın, sürüntü de çekilsin, bilmem, bunlara da girmemek lazım. Ne yapıyoruz kışın hastalandığımızda? Çorba yapıyoruz, kış çayı yapıyoruz, içiyoruz, dinleniyoruz, bunlarla geçiyor zaten çoğu zaman.
Yani aynı grip olduğumuz gibi. Tabii aynı grip de benzer bir şey. Gripin de öldürücülüğü %1-2 arasında aslında. Hani çok böyle hafife alıyoruz çok şeyle. Çok hafif mi alıyoruz değil mi hocam? Aynı koronavirüsten bir tık geride. Evet. Hatta geçen sene ilk başladığında ben varyansı ne diyordum. Habire koronavirüsten ölüm sayıları açıklanıyor. Bakın pandemi başladıktan 2,5 ay sonra falan gripin öldürdüğü sayıya ulaşabildi. Hmm. Pandemi başladıktan sonra. Grip her sene bu kadar adamı öldürüyor zaten. Ama hiç bilinmiyor. Tabii ki işte onu dikkate almıyoruz o yüzden. O çünkü yavaş yavaş götürdüğü için, bu topluca bir anda götürdüğü için daha evet. dikkat çekici. Ne yapacağız? Korunmalarımızı yapacağız. Evet. Aşılarımızı bulabilirsek olacağız. Kalabalık ortamlardan da mümkün olduğunca uzak duracağız. Hele riskli grup. Yani biraz daha sabır. Dediğim gibi aşılar geliyor, ilaçlar geliyor. Ne kadar geç bu olay başımıza gelirse o kadar iyi olacak. Biz daha rahat edeceğiz. Sizleri de böyle kaybetmek telaşından biz kurtulacağız. Kafamız evet. daha rahat olacak. Doğru. Şu ikinci dalga nedir hocam? Hani ikinci dalga... Biz birinci dalgayı bitiremedik. Evet. Çünkü şöyle olması lazımdı. Birinci dalga başladı. Olgu sayısı arttı. Evet. Ondan sonra düştü. 100'ün altına inseydi birinci dalga bitti diyecektik. 800'den sonra tekrar yukarı çıktık. Tekrar yani o dalga halen daha devam ediyor. Bundaki en büyük etken tabii ki büyük şehirlerde çok miktarda insanın en başta enfekte olduğu ve sonra onların küçük şehirlere gidip oraları da arttırmaları oldu. Topluca bir Türkiye'de artış oldu. Bir miktar daha böyle seyredecek gibi geliyor. Biz birinci dalgayı bitiremedik. Hani düşerse olgu sayılarımız 100'ün altına o zaman ikinci dalga ne zaman olacak diye konuşabiliriz. Evet, peki çocuklarda ne kadar etkili hocam? Okullar açıldı biliyorsunuz. Şimdi çocuklarda çok selim seyirli bir şey. Çok nadir ağır hastalık yaptığı, hani hakikaten neredeyse duymamış gibi. Ama korkulu anne çocuk böyle asemptomatik hiçbir şey olmadan geçirdiği ayakta için o size getirebilir. Bütün korkulan o evdeki risk altındaki kişilere olabilir. Getirebilir. Korktuğumuz o. Yoksa çocuklar okulda enfekte olacaklar da onlara bir şey olacaklar değil. Onlar enfekte olup hastalığı evlere getirecekler. Korkumuz bu. Ama ortalıkta bu kadar enfekte olan insan varken hani çocuklar mı getirecek sadece? Bu bir soru işareti. Yani bütün her şeyi yaptık. Çocuklar mı kaldı? Okullar mı kaldı bulaştırma olasılığı olan? Hayır. O zaman okulları boşuna mı erteliyoruz? Olgu sayılarımız böyle gidiyorken çok çok mantıklı gelmiyor şu anda bana. Evet. Ama olgu sayılarımız düşerse evet okulları da bir müddet daha erteleyelim diyeceğim. Gerçi muhtemelen şeye kadar ocağa kadar bu gözlenip bizim durumumuz nereye gidecek? İşte aşılar ne kadar başarılı olacak? Bunları görüp ondan sonra ona göre önümüzü görüp bir plan yapmaya çalışacak diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel sohbet oldu hocam. COVID hakkında her şeyi öğrendik. Hemen hemen siz de merak ettiğiniz her şeyi. Çok teşekkür ederiz. Yine ben Instagram hesabımdan da tabii, gelen soruları devam ediyorum. Evet, canlı yayınlarınız var. Takip evet, oradan sizi. Da şeyler var. Sizin sorulara da yanıt vermeye edelim. Çalışıyorum. Ama bazen çok tekrar sorular oluyor. Aynı şeyleri bir daha soruyorlar. O zaman videoları seyredin. Videoları seyredin şeklinde not yazıyorum. Videolarda bir sürü şeyler var ama gene ara ara bilgilendirmeye de devam edeceğim. Bunu da şimdi buradan Instagram'a koyabilirim herhalde. Tabii ekleyebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Güzel oldu. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.